Burada bir kardeşimiz var, Doğu Türkistanlı. Onun babaannesini şu kadar zaman önce tutuklamışlar. Neden tutuklamışlar? Oğullarını aldılar. Ya öldürdüler ya zindanlarda. Sonra bu kadının yanına geliyorlar. Evine zorla Çinli bir adam koyacaklar. Ama bu İslam kadını diyor ki 66 yaşında olmaz. Beni çiğnemeden, bedenimi çiğnemeden bu eve kafir adam alamazsınız. Namahrem bu eve giremez diyor. O İslam kadını 2 milyar Müslüman seyrederken evinde direniyor Çin'e karşı, eşkıyaya karşı. Diğer İslam kadınlarına gözdağı vermek için alıyorlar. Hapse atıyorlar. İşkence ediyorlar. Dün kardeşimiz babaannesinin şehadet haberini aldı. Kardeşlerim, orada kadınlar var. Allahu Ekber dediğinden dolayı direnen kadınlar. Yeryüzü böyle bir zulüm görmedi. Onların evine oğullarını, eşlerini şehit etmişler. Zorla adamları koyuyorlar. Yani Endülüs oluyor Doğu Türkistan. Eğer sessiz kalırsak mahşer günü Sırat Köprüsü'nde o kadınlar gelecekler. Şimdi burada gıyabi cenazesini kıldığımız kadın gelecek. Ya Rabbi diyecek, oğullarımı, eşimi şehit ettiler. Ben namusum için, imanım için direnirken sessiz kalan bu Müslümanları sana şikayet ediyorum ya Rabbi diyecek.